Herkese merhaba. Bugün Windows 10'da klasik fotoğraf görüntü düzeyi nasıl kullanırsınız? Bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Windows 7'de kullandığımız bir fotoğraf görüntülecisi vardı. Gayet basit bir fotoğraf görüntülecisiydi bu. Windows 10'da bu fotoğraf görüntülecisi yok. Hatta 8'den itibaren kaldırıldı. Bunu çok kısa bir komut setiyle tekrardan aktif edebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim, bir tane fotoğraf açayım. Bakın, gördüğünüz üzere fotoğrafı açtığınızda Windows'un yeni 8'den sonra kullanılmaya başlayan fotoğraf görüntülecisi ile açılmaya başlıyor. Bu görmüş olduğunuz fotoğraf görüntülecisinin işlev olarak eski fotoğraf görüntülecisinden oldukça fazlalıkları var. Yani gerçekten kullanmanızda fayda olacak özellikler var ve beğeneceğiniz çok güzel özellikler var. Bunlara da değineceğim. Öncelikle eski fotoğraf görüntüleciye nasıl dönersiniz, bundan bahsedeyim. Çünkü hani bu fotoğraf görüntüleciyi anlatırsam video uzayacak. O yüzden videonun sonunda anlatacağım. Öncelikle bir not defteri açıyorsunuz. Not defterini açıyoruz. Ya da sağ tıklayıp matrisinde yeni not defteri de oluşturabilirsiniz. Ben bu şekilde açmayı tercih ediyorum. Bir komut setimiz var. Bu kod kümesini oraya yapıştırıyoruz. Ve bu yapıştırdığım kodları videonun açıklama ve yorum kısmında vereceğim. Hani bunu elle yazmanıza gerek yok ki, Google'da aratırsanız direkt bu kodlara ulaşabilirsiniz. Yorum kısmında vereceğim. Unutursam yine yorumlara bulan birisi yapıştırırsa sevinirim. Bazen o kadar çok video yüklüyorum ki, bir günde bazen 10 tane video yüklediğim oluyor. Eğitim videosu. Bir seri yapıyorum mesela. Şimdi başlayalım. Bunu ne yapacağız? Şöyle yapıyoruz. Yapıştırdıktan sonra çarpıya basınca kaydet diyoruz, değil mi? Kaydet. Nereye kaydetsin? Masaüstü. Masaüstü gayet uygun bir yer. Buna bir isim vereceğiz. Hani istediğiniz ismi verebilirsiniz burada. Çok önemli değil. Önemli olan sadece rec.rec ile bitmesi. Bakın şuraya viewer.rec vereceğimiz için bu .rec ile bitmesi. Şurada tüm dosyaları seçiyorum. Ve burada kodlama stilini değiştirmeye gerek yok. Kaydet diyorum. Ve masa üstünde bakın şöyle bir şey oluşuyor. Biraz da boyutları büyüteyim de ekran. Bunlar da benim eski yeni fotoğraf görüntülücüyle yapmış olduğum testler vardı. Onlar görünüyor. Şu an halen bakın eski fotoğraf görüntülücü. Yaptığımız işlem şu olacak. Geleceğiz buna, iki tıklayarak kayıt defteri düzenleyicisi. Kayıt defterinde bir tık. Bundan sonra diyor ki, bilgilerin eklenmesi değerlerin istenmeden değiştirilmesine veya silinmesine neden olabilir. Düzgün bir şekilde bazı şeyler çalışmayabilir diyor. Bu dosyayı bilgilerin kaynağına güveniyor musunuz? Kayıt defterine eklensin mi diyor. Hani bu kayıtların kayıt defterine eklenmesine izin vereceğiz. Daha sonra Weaver.rec içindeki anahtarlar ve değerler kayıt defterine başarıyla eklendi diyor. Yani bu neye yarıyor biliyor musunuz? Kayıt defterinize bazı komutların eklenmesine yarıyor. Bunu kendiniz yapın. Hani güvenilir bir kaynaktan indirip direkt iki kere tıklayıp çalıştırın. Ama hani burada ne var biliyor musunuz? Bunu kendiniz yaparsanız. Şöyle bu arada düzenleye basıp içindeki kodları görebiliyorsunuz. Bir yerden indirdiniz. Virüs inebilir, içine farklı bir şeyler yazılmış olabilir, bilgisayarınıza zarar verebilir. Ama güvenilir sitelerden indirirseniz bunlar ortadan kalkar zaten. Yani geçmiş olan siteler var biliyorsunuz. Gezginler tam indir. Bu tarz sitelerde genellikle güvenilir kaynaklar diyebilirim. Güvenilir kaynaklar indirdiyseniz iki kere çift tıklayıp çalıştırabilirsiniz. Şimdi açalım. Bakın burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Birlikte aç. Bakın ne gelmiş buraya. Fotoğraf görüntülücüsü gelmiş. Bu daha önce yoktu. Aslında bunu videonun başında keşke gösterseydim. Rec dosyasındaki kayıtları biz ekledikten sonra çalışmaya başladı. Hani register kayıtlarını ekledikten sonra. Başka bir uygulama seçeceğim. Direkt bununla seçersem açılır. Eski fotoğraf görüntülecimiz. Gördünüz mü? Zoom'u falan daha rahat bunda. Düzenlemeler yapabilirsiniz. Yine sağ tıklayıp birlikte aç deyip paint'i açabilirsiniz. Bu resmi. Yani çeşitli şeylere olanak veriyor. Ben burada ne yapacağım? Bunu kalıcı olarak açması için tüm PNG dosyalarını, bakın burada JPEG de var. JPEG şu an fotoğraf görüntülecisinde açılıyor. Bunu seçip tüm JPEG dosyaları bundan sonra bunun açılsın derseniz JPEG dosyaları tamamı bunun açılır. PNG'ler bakın halen eskisinde açılmaya devam ediyor. PNG'ler için de aynı şeyi yapacağım. Sağ tıklayacağım PNG'lerde. Şunu şöyle yapabilirim. Başka bir uygulama seç diyorum. Burada fotoğraf görüntülecisini seçip tüm PNG uzantıları Windows fotoğraf görüntülecisiyle açılsın dediğim zaman artık hepsi Windows fotoğraf görüntülecisiyle açılıyor. Yani burada ne yapmış olduk?
Windows 7 fotoğraf görüntüleyicisini artık kendi bilgisayarımızda kullanmaya başladık. Bunu silebilirsiniz. İsterseniz bunu yorum kısmında bir link verip sizinle indirmenize sağlayabilirim. Bir yere yükleyebilirim. Direkt bu yaptığım dosyayı. Ama bunu kendiniz yapın. Bir şey yapmanın hani mutluluğunu yaşayın. Bu tarz işleri kendiniz yaparsanız, direkt hazır kodları indirmeyip kendiniz yapmaya çalışırsanız kodları bakın yapıştırdık not defterine, uzantısını değiştirdik, çalıştırdık. Bu size bir şey başarmanın bir mutluluğunu verir. Bir haz, bir keyiftir yani bu. Tabii bu işten keyif alanlar olduğu gibi olmayanlar da olabilir. İşlemimiz bu kadar. Windows 10 sistemde klasik fotoğraf görüntüleyicisine döndük. Klasik fotoğraf görüntüleyicisini aktif ettik. Windows 7'deki fotoğraf görüntüleyicisine geçtik. Ne işe yarıyor diyeceksiniz bu yeni gelen sistemde. Neden eskisini kullanmıyor direkt Windows'a yeniye geçti? Çünkü bakın burada bir sürü özellik var. Gördüğünüz gibi. Aç diyorsunuz. Sağ tıklayınca buradaki özellikleri görüyorsunuz. Birlikte aç. Masa üstü arka planı olarak ayarla. Döndür vesaire. Hatta burada slide haline getirebiliyorsunuz böyle. Sunum olarak izleyebiliyorsunuz. Şimdi eski fotoğraf görüntüleyicisine bakın yapamadıklarınız var. Ben mesela bakın şunu yeni fotoğraf görüntüleyicisine yaptım. PUBG kurulumu diye bir video yapacaktım. Bakın buradan geçelim. Başka bir video. Bakın bu boyutu değiştirdim. Boyut vermiştim. Burada şuraya dünya efekti ekledim. Bu tarz işlemler yapabiliyorsunuz. Yani fotoğraf görüntüleyicisine bir nevi edit programı olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben tekrardan eski fotoğraf görüntüleyiciye geçeceğim. Şuradan direkt fotoğraflar. Burada bunun üzerinde bazı işlemler yapalım. Bu fotoğrafın orijinali üzerinde hiç bozulma olmayacak. Farklı kaydet yapıp istediğiniz lokasyonu kaydedebiliyorsunuz. Ben bunun üstünde bazı değişiklikler yapacağım. Bakın şurada düzenle kısmında efekt verebiliyorsunuz. Bunu aslında ayrıntılı olarak farklı bir videoda anlatacağım. Windows'un yeni fotoğraf görüntüleyicisinin çok güzel özellikleri diye. Burada yapabildiğimiz şunlar. Düzenle deyip burada bir çizim ekleyebiliyorsunuz üstüne. Karalama yapabiliyorsunuz. Farklı kalemlerle çizimler yapabiliyorsunuz. Neyse bunu isterseniz şöyle yapıp kaydedebilirsiniz. Masa üstüne bakın JPEG formatında yeni bir belge olarak kaydedildi. Eskinin üstünde hiç bozulma olmadı. Bakın gördünüz mü? Bir burada ne oldu? Sizin yaptığınız işlemler bu şekilde görünüyor. Yeni fotoğraf görüntüleyicisinde. Ama bu şöyle bir durum var burada da. MP4 veya hareketli fotoğraf cinsinden olabiliyor bunlar yaptığınız işlemler. Bakın bu JPEG. Ben bunu açtığım zaman yeni yaptım. Fotoğrafı şöyle bir geri yapayım. Hani hareketli fotoğraf şeklinde çıkabiliyor. Bu normal fotoğraf şeklinde. Başka bir fotoğraf üzerinde oynayalım. Mesela şunun üzerinde oynayalım. Bunu ne diyelim? Birlikte aç fotoğraflar. İsterseniz bunu kalıcı fotoğraf görüntüleyiciniz haline getirebilirsiniz. Varsayılan değil şu an. Düzenleye tıklıyorum. Burada benim hoşuma giden bakın. Hareketli metin ekleme var. Bu gerçekten güzel. Hareketli metin ekleme özelliği. Ben buraya mesela PUBG kurulumu diye bir başlık atabilirim buna. Ne olsun? Patlama olsun. Ne diyorum? PUBG kurulum. Tamam mı? Bakın burada aslında bu yazının nerede oynayacağını falan ayarlayabiliyorsunuz. Bu tarz ayarlar verebiliyorsunuz. Buradan düzenini değiştirebiliyorsunuz. Bakın üstte, alta, sağa, sola. Çeşitli yerleri koyabiliyorsunuz. Yani bu keyifli. Bunun kullanması gayet keyifli. Bunu kaydet deyip bakın dışarı aktar diyoruz. Normal orijinal resmi üzerinde hiç oynanmıyor. Masaüstü. Bakın 8 olarak kaydedeceğiz. Dışarı aktar diyorum. Ve dışarı aktarma başlıyor. Ve fotoğrafımız üzerine düzenleme yaptık. Bakın normal orijinal fotoğrafın boyutuna bakın. 188 kilobayt. Bu da az önce düzenlediğimiz fotoğraf. Bu da 739 kilobayt olmuş. 1 megabayt bile değil. Ben böyle şeylere çok dikkat ediyorum. Boyutları da önemli. Bakın PUBG kurulumu diye. Buraya geliyor. Gördünüz mü? Hareketli yazı. Bakın yazının geleceği dakikayı zaten ayarlayabileceğini göstermiştim. Bu benim sevdiğim özellik. Yazı ekleme özelliği. Mesela burada başka özelliklere de bakalım. Yine fotoğraf Windows'un fotoğraflarıyla açacağım. Düzenle 3B efekt ekleyebiliyorsunuz. Şu yazı ekleme zaten gerçekten güzel ya. Hareketli metin ekliyorsunuz ya. Harika bir şey burada. Bakın bir sürü değişik şeyler var ya. Hani ben burada Mustafa yazayım. Mustafa yazalım. Mustafa. Bakın böyle değişik özellikleri görüyor musunuz? Hangi özellikler olduğunu da görün. Fazla uzatmayacağım videoyu. Size bir de şunu göstereyim. Burada benim hoşuma giden ne vardı? Eski fotoğraf görüntüleyiciye dönmeyi gösterdim ama yani bunun da özelliklerini görün. Bilin yani. Bunları ben dikkatinizden kaçabilir. Biliyor da olabilirsiniz.
3B efekt ekleyebiliyorsunuz. Değişiklikleri devam edebilmesin. Evet diyor. Evet edelim. Şunları kapatalım. Bakın 3B efekt ekleyebiliyorsunuz. Yani gayet hoş ya. Şunu yeni açalım. Şurada bir geri yapacağım burada. Efektlere gelelim. Bakın burada çeşitli efektler var. Bakın gelip bunu buraya ekleyebilirsiniz. Bunun boyutunu ayarlayabilirsiniz. Nereye koyacağınızı ayarlayabilirsiniz. Şuraya koyalım. Mesela şurası boş. Fotoğrafı kopyasını kaydediyoruz. Ve ne zaman açacağını da ayarlayabiliyorsunuz. Burada 1080p öneriliyor. Dışarı aktar dediğim alandan itibaren 13. Evet diyorum. Bakın burada farklı bir fotoğraf olarak eski fotoğrafın orijinali bozulmadan. Bakın orijinal hala burada. Şuraya aktardı. Nereye koydu bunu? Şuraya gelmiş fotoğraf 13 diye. Bakın şurada az önce girdiğim görüntü görüyor musunuz? Daha önce hazırladığım dünyalı olan vardı. Yani bu şekilde eski fotoğraf görüntüleyiciyi alabilirsiniz. Yeni fotoğraf görüntüleyicinin de avantajlarını görmüş olduk. Daha var da boyut falan ayarlayabiliyorsunuz. Hatta onu da göstereyim. Birlikte aç fotoğraflar. Bunun için ayrı bir video yapacağım. Hani Windows fotoğraf görüntüleyici değil de Windows'un yeni fotoğraf görüntüleyicisiyle gelen yeni özellikler diye bir video yapacağım. Burada çizim yapabiliyorsunuz. Müzikli video oluşturabiliyorsunuz. Yani bildiğin Movie Maker'ın özellikleri yerleştirilmiş. Birazcık Photoshop diyebiliriz. Her şey var yani. Arkada video yapıyorsunuz. Resimleri buraya sürükle bırak yapabiliyorsunuz. Arkaya bir müzik koyup arka plan fon müziğini mesela seçelim bir şeyler. Tamam mı? Bitti diyelim. Gördünüz mü? Bunda videoyu tamamlaya basıp dışarı aktarabiliyorsunuz. Dışarı aktarabiliyorsunuz. Tek fotoğrafla yaptım ben bunu. Siz isterseniz birden fazla fotoğraf kullanabilirsiniz. Bakın. Şu an ses kısık olduğu için duyamadım size. Umarım faydalı olmuştur. Yani klasik fotoğraf görüntüleyiciyi geçişi gösterdim ve yeni fotoğraf görüntüleyiciyi